Yeni Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından, Kuş Bakışı programından merhaba, hukukçu ve sosyolog Doktor Zekai Savaşlar'la beraberiz. Bugün de Zekai abiyle bakalım nelere kuş bakışı bakıyor olacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Zekai abi, kuş bakışı ile ilgili çok güzel tepkiler, dönüşler geliyor. Evet. Hatta siparişler geliyor. Şu konuyu da konuşun, bu konuyu da konuşun. Bana da geliyor. Şu meseleyi biraz daha değerlendirir misiniz, açar mısınız falan diye. Evet. Gündem için dedik de, tabii bizim için önemli olan izleyici memnuniyeti. Evet, birazdan hatta onlardan bazılarını konuşuyoruz ama fakat öncelikli olarak yeni bir gelişme var abi. Özellikle tarım arazilerine ilişkin önemli bir kanun çıktı. Evet. 2 yıl üst üste ekilmeyen arazileri devlet kiraya verecek, parasını da mülk sahibinin hesabına yatıracak. Bu kanunu nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi şimdi bu kanun esasında iyi kullanıldığı takdirde, yani iyi yürütüldüğü, sürdürüldüğü takdirde fevkalade olumlu. Ancak biraz iki tarafı keskin bıçak gibi bir durumu söz konusu. Yani bunu nazara dikkate almak lazım. Evet. Nedir abi? Yani bu kanunun fırsatları ne, tehditleri ne? Şimdi 2 sene süre var ya. Evet. Şimdi mal sahibi veyahut da tarla sahibi çeşitli sebeplerden 1-2 sene ekmeyebilir, 2 sene, 3 sene. Hı hı. Şimdi bunu da kalkıp da evet sen 2 sene ekmedin, bunu biz kiraya veriyoruz, sana kira parasını vereceğiz. Sonra adam ekecek olsa bir daha nasıl düzeltecek? Bunlar kanunda açık değil pek. Hı. Yani ben şöyle bir göz attım da. Ama belki tebliğlerle, alt şeylerle çalacaktır bazı şeyler. Şimdi ben size başka bir tahtı. Fatih Sultan Mehmet'in başını bu kanun yemiştir, biliyor musun? Nasıl ya? Tabii. Fatih Sultan Mehmet de bu şekilde uygulamak istedi. Bütün sempatisini kaybetti. Öyle mi? Tabii, tabii. Yani çünkü Osmanlı'da miri arazi çok önemli. Özel mülklerde toprağını işlemeyeni elinden araziyi alıyorlardı. Başkasına veriyorlardı. Bu zaten Osmanlı'nın en büyük eksiği. Toprak rejimini çözememesidir. Yani o toprak rejimini çözememesi. Yani bir bunu konuşabiliriz bir başka programda. Hatta ve hatta belki de duraklama devrine, çöküş devrine hazırlayan etkenlerden birisi bu rejim, toprak rejimi olmuştur. Şimdi bu kanun çıkınca benim aklıma merhum Ecevit'in bir sloganı aklıma geldi. Toprak işleyenin, su kullananın diye. Toprak işleyenin, su kullananın. Evet. Peki mülkiyet hakkı? Şimdi bu slogan da o zaman için. Bunu her türlü şeye çekebilirsin. Ama şimdi toprak işleyenin oluyor. Boş arazi durması ekonomimize zarardır. Bundan şüphe yok. Ama bunu nasıl... Ekilen araziden de alınan ürün telef oluyorsa, insanlar fiyat bulamıyorsa, yani... O da var şimdi, işin enteresanı. İşte domates, karpuz vesaire tarlada kalıyorsa. İşte orada ticaret tıkanınca geriye doğru baktığınız her konuda bir kriz yaşanıyor. O nedenle şimdi bu kanun çok isabetli. Uygulamasındaki aksaklıklar, eksiklikler görülecek. Bunlar düzeltilirse... Fevkalade isabetli bir şey, hiç olmazsa tarımsal ürünlerde bir artış olur, evet. İstihdama katkısı olur. Ancak burada tabii iyi niyet de önemli. Çünkü bu işi yapacak olan Tarım Bakanlığı personeli yeterli mi, yetersiz mi? Kriterleri nedir? Ahbap çavuş ilişkisi olacak mı? Bunlara bir bakmak lazım. Şimdi diyelim ki şöyle bir örnek verelim. Sizin bir araziniz var, hastalık nedeniyle veyahut da başka sebeplerden arazinizi ekemediniz veya kirayı veremediniz. Devlet getirdi, geldi, X vilayetten birilerini kiraya verdi. Adam 1 sene ekti, ekipmanını getirdi, 2 sene ekti. Sonra mal sahibi çıktı, dedi ki, ya ben kendi arazimi ekmek istiyorum. Bu sefer kiracı demez mi? Ya ben bu kadar masraf ettim, bu kadar yatırım yaptım, şu yaptım, bu yaptım. Efendim şu sulama boruları getirdim, ben çıkmam etmem dese bu sefer arada ihtilaf çıkmaz mı? Çıkar. Yani onun için bu konunun bu tür durumlarına da bir bakmak lazım.
Veyahut da ne bileyim farklı şeyler olabilir yani. Tabii vatandaşın bu konuya tepkisi nasıl? Kamuoyu nasıl karşıladı bu karara? Bakabildin mi? Gözlemleyebildin mi? Çok yeni olduğu için herhangi bir tepki falan daha yansımadı sosyal medyada. Bir de çok da gündem olmadı henüz. Olmadı. Bu yangınlardan ötürü pek biraz arka planda kaldı ama esasında işletilirse, düzgün işletilirse ekonomiye çok katkısı olur. Evet. İstihdama katkısı olur. Düzgün işletilirse ekonomiye katkısı olur fakat sakıncaları mülk sahiplerinin hakları açısından bir takım sakıncaları var diyorsunuz. Bir de bunun hukuki düzenlemesi yapıldı mı yapılmadı mı orasını bilmiyorum ama sanırım yapılmadı daha. Evet. Yani herhangi bir ihtilafta ne gibi uygulama yapılacak? Mesela bazı araziler var abi miraslı. Atıyorum 200 dönüm arazinin 500 tane mirasçısı var. Boş boş duruyor arazi. Evet çok. O tür durumlar için faydalı olabilir o arazi. Evet yani genel baktığınız zaman olumlu. Ama bu sakıncaları da tereddütler de giderici tedbirleri almaları lazım. Evet bu konuda yüreklere su serpen gelişmeler bekleniyor diyelim. Bekleyelim. Yani uygulamayı göreceğiz, bakacağız ona. Evet. Zeki abi sen az önce bahsettin. Tabii yangınlardan dolayı çok sıra buna gelmedi dedin. Orman yangınları çok ciddi gündem. Birkaç gündür çok fazla yok çok şükür. Hani biraz kontrol altında yangınlar. Yeni öyle büyük yangın yok. Özellikle bölgemizde yok. Yani bu yangınlarla ilgili bana gelen şey vardı. Bu talepler vardı. Bu konuyu konuşalım. Zeki Bey bu konuda nasıl bir değerlendirmede bulunuyor diye. Yani yangınlarla beraber gündeme gelen başka bir şey var. Köylerin boşalması, keçi koyunların otlatılmaması, ormandaki kozalakların, çöplerin toplanmaması falan vesaire gibi konular var. Bu orman yangınlarının önlenmesinde bu tür yoksunlukların etkili olduğu konuşuluyor. Sen ne diyorsun? Şimdi daha önce de bir bahsetmiştik galiba. Hı. Türkiye'de değişmesi gereken en önemli kanunlardan birisi orman kanunudur. Evet. Orman kanunu aşağı yukarı 70 senelik bir kanundur. Bir iki tadilata uğradı ama bir olumlu sonuca ulaştıramadı. Evet. Şimdi bu kanun çıktığı zaman Türkiye nüfusu 25 milyondu. 1952-53 yıllarında çıkmıştır. O zaman orman köylülerin kalkınması için işte ORKOP diye müesseseler kuruldu. Orman KOPA. Evet. Bir dönem için o işlev gördü. Ama nüfus 80 milyona dayanınca araziler yetmez oldu. Anayasada da bir madde var. Orman alanları daraltılamaz diye. Evet. Orman kanunları da çok sert. Tamam mı? Geçen sen de söyledin. Ormanın altındaki madenleri yurt dışına götürmek serbest ama kalkıp da ağacın dibindeki otu keçiye yedirmek yasak diye böyle bir şey olur mu? Evet. Diye konuşmuştuk hatırlarsan. Gene burada onun altını çizelim. Bu orman kanunu neye hizmet ediyor belli değil. Şimdi şöyle bir bakalım. Türkiye 25 milyonken Türkiye'nin ihtiyacı olan önemli konulardan bir tanesi de yapı malzemeleriydi. Yapı evet. malzemelerini en iyi sağlayan kızılçam ağacıdır. Onun kerestesidir. O bakımdan Amerikalıların da orman kanunu onların şeyiyle çıkmıştır, teşvikiyle. Her tarafa dağ tepe kızılçam dikildi. Toroslarda, işte Çanakkale'ye kadar bölgelerde hep kızılçam dikildi. Evet. O zaman gerçekten kereste ihtiyacını karşılıyordu. Ancak daha sonra plastik maddeler çıkınca çam ağacının yani marangozluk hizmetlerinin pabucu dama atıldı, işlevi azaldı. Dolayısıyla çam ağaçlarının da stratejik değeri hemen hemen azaldı. Sadece yeşillik ölçüsü oldu. Şimdi çam ağacında, çam ağacının, bu kızılçam ağacının bir özelliği var. Çabuk tutuşuyor ve çabuk yayılıyor. O kozalakları yangın esnasında 200-300 evet metre ileri gidip oraya da yangını bulaştırıyor. Şimdi dolayısıyla bir kere orman envali içerisinde en tehlikeli ve hiç de hemen hemen artık şu anda faydası olmayan bir ağaç türü olmuştur. Kızılçam. Kızılçam ağaç. Şimdi bunu ne yapmak lazım derseniz, vallahi bu ağaçları kesip onun yerine meyveli orman ağaçları dikmek lazım. Yani ceviz gibi, kestane gibi, incir ve zeytin gibi ağaçlar dikmek lazım. Gene yeşilliği de muhafaza ediyorsun.
hem de ürün elde ediyorsun. Evet. Şimdi düşünebiliyor musun? En iyi cevizin yetişeceği veyahut da en iyi efendim zeytinin yetişeceği yerde çam yetiştiriyorsun. Yani bu millete çam kozalağı mı yedireceğiz? Evet. Malzemeye yeşillik ormansa o zaman bu şeylerin bir transplantasyon yapıp bunu buraları meyveli ağaçlara çevirmek lazım. Çare bu bir. Evet. İkincisi de artık biz her yaz ormanları, yangınları bir kronik dert olarak, kronik bir tehdit olarak yaşamaya başladık Emin'ciğim. Evet. Şimdi bu seferki yangın, mesela o Antalya'nın meşhur yangınının bir sabotaj olduğu ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Evet. Bir sabotaj belli, adli makamlar tarafından da tescil edildi, olmuştu. Bölgemizde de bir sürü yangınlar nedeni gözaltı alınan tutuklananlar var. Evet, 70 yerde aynı anda çıkması akla bu soruyu getiriyor. Her ne kadar yetkililer haklı olarak bu tahmini hukuki deliller olmadığı için açıklamasalar da ama genel kanaat evet. ve kamuoyundaki algı budur. Terör faaliyeti. Gibi, evet. Ha bu nedir? Şimdi mesela bunu siyasallaştıranlar da var. Evet. Kimileri hükümeti suçluyor, diğerleri de muhalefeti ayıplıyor. Bir hal var abi yani. Şimdi diyorlar ki Abbas geldi konuştu. Vay sen bize mi kafa tutuyorsun deyip buna bir cevap olsun diye yaptılar diyorlar. Yani bu çok önemli şey. Eğer böyle bir şeyse bu olay başka bir noktaya gelir. Ha yok Türkiye'nin turizmine, yeşil alanlarına zarar vermek için yapılmışsa o bir başka bir konu. Ama neticede memleketimizin ciğerleri yandı. Ha şimdi çözüm ne yapalım? Şimdi bizim çözümümüz şöyle olsa daha iyi olur diye düşünüyorum bir kere. Bir. Şimdi ben orman mühendisi arkadaşlarla bunu çok defalar konuşmuştum. Evet. Onlar diyorlar ki yangın çıkmasının en önemli sebebi yerdeki kuru otlardır diyorlar. Evet. Kuru otlar en ufak bir cam parçası veya bir izmarit parçası veya başka herhangi bir sebepten ötürü çok çabuk tutuş ve yayılıyor. Ağaç dayanıklı diyor. Ağacın dış kabı falan yansa saatlerce onda bir şey olmuyor diyorlar. Ama kuru otlar evet. bir şey gibi böyle felaket bir şekilde yayılmasına sebep oluyor. O zaman bütün ormanların kuru otlarını temizleyemeyeceğimiz için işte bu yangınlar bu sebepten ve bilhassa da işte çam ormanlarının olduğu yerlerde. Peki ne yapmak lazım? İşte ne yapmak lazım? Bizim dediğimiz noktaya gelmek lazım. Ormanın içerisinde koyun ve keçinin otlamasına sebep olup o otların kurumadan tüketilmesini sağlamak lazım. Çözüm bu. Makilik arazilerde zaten o küçük baş hayvanları şey yapıyor, otluyorlar. Onda bir sorun yok pek. Ama bu çam ormanları bu yerlerde küçük baş hayvancılığı teşvik edip bunların bahar aylarında ve daha ileriki aylarda otlar büyümeden hayvanlar tarafından tüketilme suretiyle ot oluşmasın, kuru ot oluşmasın evet. önüne geçmek. Bu bir hatta bölge çözüm. bölge üreticilere tahsis edilebilir burası. Evet. İşte şu bölge şu köyün üreticileri, bu bölge bu köyün üreticileri. Çok doğru. Ya şimdi ben Çin'de bir şeyde etkinlikte bir yaşlı bir kadıncağız geldi. Dedi ki bizim dedi 4 tane çobanın baktığı 2000 baş koyunumuz vardı. Bu orman kanunu çıktı. İşsiz, açsız, ekmeksiz kaldık dedi. Orman hayvan besleyemedik dedi. 60'lı yıllardan bahsediyordu yaşlı kadın. Benim torunuma iş verin falan diye böyle söylüyordu yanımızdaki yetkililere. Bakan Bey falan vardı o zaman. Vali Bey'e falan söyledi. Şimdi bu eskiden bu kadar yangında niye olmuyordu? Evet. İşte bu sebepten olmuyordu. Koyun otluyordu, keçi otluyordu. Tabii ot yok. Çoban ormandaydı. En ufak bir ateş gördün hemen gidiyordu söndürüyordu. Hayır. Ot olmuyordu. Yanacak ot yoktu. Şimdi hayvan girmediği için o otlar büyüyor. En ufak bir şey tutuşuyor ormanlara yakın. Hatırlar mısın abi? Geçen yıllarda zeytinliklerin içindeki otları da otlatılmaması için bir şey çıkıyordu. Karın çıkıyordu az daha. Neredeyse yani. Yani şimdi bu orman kanunu bu memleketin başına derttir, milletin ayağına bağlamıştır diye her programda fırsat olduğu söylüyoruz ya. Al işte sonucunu görüyorsun. Sonucunu görüyorsun. Çam ağacı yetiştir. 10 senede bir yangın hepsi kül olsun. Ekonomiye zararına bak. Hı. Halbuki bakın eski tarihlere baktığınız zaman buralarda hiç yangın olmaz. Çünkü neden? Çoban var.
Keçi koyunu otlatıyor, ot yok. Ot olmayınca da yangın yok. Evet. Yani sebebi bu. Şimdi bunu aksini iddia eden, söyleyen varsa ayrı konu. Tabii bu sabotajlar dışındaki şeyler. Sabotaj da olsa daha kolay tutuşuyor. Şimdi neden? Şimdi mesela sahipli arazilerde olmuyor. Çünkü orası sürülüyor. Ota karşı sürüldüğü için veya ilaçlandığı için. Ot olmadığı için yangın kolay kolay çıkmıyor. Ama orman sahipsiz. Sahipsiz. Maalesef. O nedenle bu orman kanunu değişip mümkün olan senin dediğin gibi bölgelerin tahsis suretiyle çok eski seneler yani 1960'lara kadar yapılan sistemle yörüklere ve bu küçükbaş hayvancılık yapanlara tahsis edilmeli ve böylelikle hem ya, orman güvenliği yapılması için de teşvik edilmeli değil mi? Teşvik abi? Edilmeli. Evet. Sen büyükbaş hayvancılığı teşvik ediyorsun. Yani küçükbaşı teşvik etsene kardeşim. Hem daha ekonomik hem de dışarıdan yem ithal etmesin doğru dürüst. Bir de daha fazla doğal besleneceği için eti de üstü de daha kaliteli. Tabii bir yani. Kere derisinden tut ve her şeyine kadar daha faydalı ve istihdam açısından da önemli. Yani bu küçükbaş hayvancılığı teşvik, bütün ormanlar bomboş duruyor. Ondan sonra saman ithal ediyorsun, yem ithal ediyorsun. Aç buraya. Niye açmıyorsun? Yüzyıllardır Selçuklu'dan, Osmanlı'dan daha önceden beri bu sistem devam etmiş. Ta ki Amerika'nın talimatıyla orman kanunu çıkıncaya kadar. O üç kanun arka arkaya çıkmıştı. Turizm teşvik kanunu, petrol kanunu ve orman kanunu. Ondan sonra Türkiye çöküntüye gitmiştir. Ne petrol arayabilmiştir, ne de ormanları perişan olmuştur işte böyle. Çam ağacı diktirmişlerdir. Atabildim mi? Evet, çam ağacı diktirmişlerdir. Ondan sonra da işte yaşadığımız şeyi, manzarayı görüyorsun. Evet. Yani, bu köylerin boşalması mevzusunu ne diyorsun? İşte abi? Bu yüzden. Arazi yok, ne yapsın vatandaş? Şimdi eskiden hadi diyelim ki adam tek nüfus azdı. Elindeki imkanlarla geçiniyordu. Şimdi nüfus çoğaldı. Bir adamın diyelim ki bir 15-20 dönüm arazisi vardı. Ekiyordu, biçiyordu, bir şeyler yapıyordu. Şimdi 3-5 çocuk olunca ne kimi yapacak? Bu sefer şehre göçüyor. Sanayileşme zaten tarımdan nüfus çeker. Evet. Çektiği nüfus da köyden çekecek. Bu sefer de köyde kimse yaşamaz oldu. Köy nüfusları yarı yarıya azaldı. Evet. Hem de yaşlılar yurduna döndü köyler. Maalesef. Köyler yaşlılar yurduna döndü. Evet. Bir de tabii bunlara bazılarına gereksiz yani hak olmayan sosyal haklar verdi. Yok 65 yaş maaşı, anasına bak, maaşına bak, şuna bak falan filan derken zaten çalışacak olan da iş gücü azaldı. Şu anda kim işsizim diyorsa iş çok. Evet. İş çok, iş beğenmeyen çok. Evet. Bir de bu yanlış fabrika kurulması mevzusu var abi. Yani bahsettiğim mevzu işte sanayileşme var fakat yanlış yerlerde yanlış fabrikalar kuruluyor. Evet. Planlamada sıkıntı var. Bunun da etkileri var değil mi abi? Şimdi kesin. Aydın bölgesi açısından Aydın bir tarım evet. ili. Ege bölgesinin evet. birçoğu tarım ili. Yani tarımın etkin ve egemen olduğu yerlerde çok sanayileşmek. Yani tarıma dayalı sanayi eyvallah. Ama alakası sanayi, kağıt fabrikasını sökede ne işi var mesela? Evet. Ne yani, diyorsun? Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Zaten sanayide yer seçimi stratejik planlarla olur. Evet. Bu planlamalar devlet planlama teşkilatı. Bizde değil. Mesela Sovyetler Birliği'nde de öyle. Mesela Sovyetler Birliği'nin Gosplan 2 diye bir birimi vardı. Planlamayı o yapardı. Değil mi? Şimdi netice itibariyle bizde planlama teşkilatı işlevsiz bırakıldığı için herkes kafasını göre bir yerde fabrika kuruyor. Yani bu buraya yeter mi, yetmez mi? Mesela süt kapasitesi olmayan yere mandıra kuruyor. Bu sefer 300 kilometre, 400 kilometre çapındaki yerlerden süt toplamaya çalışıyor. Evet. Bunun maliyetini hesap eder misiniz? Maalesef. O nedenle fabrika sanayide yer seçimi çok önemlidir. Stratejik bir yapılanmadır. Bu ancak merkezi idare veya işte devlet planlama teşkilatımız tarafından yapılmalıdır. Yani bazı yerlerde bazı faaliyetlerin olmaması lazım. Hem iş gücü bakımından, hem ham madde bakımından, enerji bakımından, pazar bakımından nazar itibarı alınıp fabrikaların ona göre yer seçimi verilmelidir. Sanayileşme bölgeleri. Evet. Yani şimdi fabrikayı kurdu, etti. Bunun yan sanayisi veyahut da
yedek parça vesairesi o bölgede yoksa o şeye de yazık yani. Yatırıma da yazık. Nitekim böyle şeyler çok oluyor. O bakımdan sanayideki yer seçimi yanlışlığı bu sefer tarımı vuruyor. Tarımı vurduğu zaman iş gücü yok, ekilmiyor, efendim işçi bulunmuyor, birbirine rekabetten ötürü iş gücü daralması oluyor. Bu sefer dışarıdan işçi getiriyorsun, getirdiği zaman orada bir nüfus popülasyonu açısından bir dengesizlik oluyor. Efendim, bu bütün bunların sebebi yanlış sanayileşme ve yanlış yer seçimidir. Evet. Köylerin de boşalmasının belki de bir sebebi odur. Yani şimdi mesela Aydın ölçeği dedin. Bizim Aydın ölçeği tarım ve turizm. Evet. Böyle. Bunun dışında çok katma değeri olan işçi isteyen tesislerin burada kurulması yanlıştır. Ne gibi olumsuz sonuçları var abi? Bir kere tarımdan iş gücü seçiyor, araziler işlenmiyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Bunların enerjisidir, enerji sorunu, su sorunu, atık sorunu, bir de pazarlama sorunu, mesafe olaraktan da mesela düşünürseniz, hepsi bunu alt alta gördüğünüz zaman maliyeti ve enflasyonu da etkiliyor. Evet. İşçi bulma konusu işçi, çok ciddi tabii. Sıkıntı. Şimdi düşün, adam işçi bulamıyor. Ben geçen gün bir arkadaş anlattı. Nereden? İşte Doğu, Güneydoğu bölgesine 200 kişi getirmiş. Bunların kalacak yer, barınacak yer şu bu. O getirdiği yerde sorunlar çıkmış. Asayiş sorunları çıkmış. İşte birçok sorunlar çıkmış. Sen yanlış yere fabrikayı kurarsan olacak olan budur. Evet, sonra bu yanlış fabrikalaşma, yanlış imarlaşmayı da getiriyor beraberinde. Çarpık iyileşme, bütün tarım arazileri öyle gidiyor, ev yapacağız bilmem ne diye. Yani bunları alt alta sıralasan bitmez. Bütün mesele, düğmeye bir defa yanlış iğnelediğin zaman neresini düzelteceksin bunu? Evet, Zeki abi, şimdi fabrikalardan falan işçiden vesaire bahsetmişken, senin de zaman zaman dikkatini çektiğin bir husus var. Onu biraz daha böyle geniş bir şekilde değerlendirelim isterim, kuş bakışı. Bu iş kanununu sen ara ara vurgu yapıyorsun. Evet. İş kanununda beğenmediğin durumlar neler değişmeli? Ya şimdi iş kanunu 1960'lı yıllarda çıktı. Yani aşağı yukarı nereye bakarsan bak, nerede 60-70 sene oldu. Türkiye'nin o zamanki şartlarıyla bugünkü şartları bir değil. Bu bir. Nüfus durumu bir evet. değil. İki, işçi ve işveren ilişkileri aynı o seviyede değil. Tamam. Dolayısıyla bu kanunun güncellenmesi lazımdı bugüne kadar. Güncellenmedi. Senelerdir güncellenmedi. Dolayısıyla yeni iş rejimine, iş sistemine göre güncellenmeyen bu kanun hem yetersiz hem de maalesef iş dünyasına zarar vermeye başladı. İş dünyasına zarar, evet. Evet. İş dünyasına. Şimdi yeni duyuyoruz işte bir değişiklikler yapılacakmış. Şimdi dünyanın tersine akış yapmak olmaz. Şimdi evet. neresi düzelmesi? Bir kere bir. Bizdeki sistem nedir? Efendim sosyal güvenlik açısından sigortalı diyoruz. Yani piyasada hep öyle söyleniyor. Piyasadaki tabirle söyleyelim, sigortalı işçi çalıştırıyorsun. Bunun primini, vergisini işveren yatırıyor. Şimdi devletin muhasebecisi değil işveren. Olabilir, muhasebecisi de olabilir. Bir dakika. Ama şöyle bir şey var. İşverenin cebinden çıkan parayla işçinin cebine giren paranın arasındaki mesafe atılacakça işçinin parası azmış gibi görünüyor. Tabii halbuki, işçi kendini daha az sorumlu hissediyor. Tabii diyor ki ya ben de şu kadar para halime geçiyor. Senin yerine işveren primini yatırıyor. Bunu da hesap et. O evet. hesaba girmiyor. Dolayısıyla yani şöyle iş çatışması. Olsa, işveren maaşını bankaya yatırırken, zaten bankadan yatıyor artık maaşları, evet. bildirirken dese ki kardeşim bu işçinin brüt maaşı budur. İçinden şu kadarı vergidir. Hiç gerek yok ona ya. Bütün dünya nasıl yapıyor? Bir asgari ücreti olanlar için bir sıkıntı yok. Özel sözleşmeli olanlar için dediğin gibi beyanda bulunuyor. İşçinin hesabına brüt olarak para yatıyor. Evet. Devlet oradan bunun sigortasını veya dediği vergisini kesiyor. Bak şimdi çok önemli bir şey söylüyorum.
eğer o işçinin parası yatmamışsa bu sefer vergi dairesi ve sosyal güvenlik müessesi işçinin işverenin kapısını sen niye bu adam parasını yatırmadın diye. Kontrol daha kolay. Evet. Yürüt yatırdığı zaman. Ama şimdi işçinin haberi yok. Ben diyor senin primini yatırdım diyor. Arayan soran yok haberi olursa. Olmuyor. Halbuki öteki türlü olduğu zaman anında Şimdi görüyoruz. Belediyelerin de sosyal güvenlik kurumuna borçları gündemde. 96 milyar lira çıktı. Bunun 80 milyarı belediyenin şirketleri. Hani ucuz ekmek veriyoruz, ucuz yemek yediriyoruz diyorlar ya. Doğru, haklı, ucuz yediriyorlarmış ama vergisini vermiyorlarmış. Sigortasını yatırmıyorlarmış. Kira yok. Neresi ucuz oluyor bunun? Sen 100 milyar lira az mı ya? Yani belediye başkanının ucuz yedirdiği ekmeğin faturası tüm topluma kesiliyor. Tabii. Yani böyle şirketlerin. Sen orada çaycılık yap, lokantacılık yap efendim. Bakkallık yap. Bunun vergisini yatırma. Ondan sonra kahramanlık yap. Evet. Haksız da, haksız rekabet de değil mi yani? Ya o diğer elinden tutulacak tarafı yok o işin ya. Elle tutulacak tarafı yok o işin. Bu kadar sen ya 90 milyar ne demek ya? Türkiye bugün elinde hazinesinin 90 milyar parası şu enflasyon küt diye düşer ya. Siz niye yatırmıyorsun? Esas orada değil. Esas bu işin sorumlusu olan bürokratlarda veyahut da kimseyi başındakilerde. Sen vatandaş yatırmadığı zaman 3 gün sonra hemen mesaj geliyor ey tebligat. Şimdi Aydın'da bununla ilgili bir gündem var abi. İş kanundaki değişikliğe dönelim. Yani Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu, Aydın Belediye Başkanı olduğunda kendisinden önceki Belediye Başkanı İlham Ortekin'in Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve vergi dairesine olan borçlarını geciktirdiğinden kaynaklı oluşan faizleri Sayın Ortekin'e rücu ettiriyor. Diyor ki bunlar diyor senin ihmalin, ödeseydin diyor faiz çıkmayacaktı diyor, görevini yapmamışsın, ödememişsin diyor. İlham Ortekin de Aydın'ın büyük tacirlerinden bu rücu edilen belediyedeki işten dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi gibi kamu borçlarının gecikmesinden kaynaklı belediye binen faiz yükünden kaynaklı kendisine rücu eden tutardan dolayı adam iflas ediyor. Bütün işini gücünü kaybediyor. Aydın en varlıklı adam iken çok müşkül duruma düşüyor. Şimdi Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de işte 650-700 milyon civarında sadece SGK borcu var. Vergi borcu ne kadar bilmiyoruz bağlı şirketlerin. Bunların faizi de şu günümüzde çok da kıymetli rakamlardır. Şimdi Aydın'da bu tartışma konusu. Özlem Hanım'ın durumu ne olacak? İlham Ortekin'e rücu ettirdiği şeyler kendisi ödemesi gerekir mi, gerekmez mi? Valla işte geçen gün bir belediyenin masasını, sandalyesini kaldırdılar. 100 milyon borcu varmış. Valla ben sosyal devlet ilkesi diye hep böyle atıp tutuyorlar ya. Sosyal devlet ilkesi ise devletin bürokrasinin hatalarını, kusurlarını yapanlar ödesin diye derim. Sen vatandaş iki gün vergisini ödemediği zaman hemen e-tebligatı atıyorsun ya. Evet. Ey Maliye Bakanlığı, ey SSK. O zaman nereden alacağın varsa al kardeşim. Bu emekliler sürünmesin. Hiç olmazsa onların paralarını verirsiniz. Veyahut da memurların parasını verirsiniz. Ne demek ya? 90 milyar borç oluncaya kadar neredeydi ya bu yetkililer? Evet. Burada hata var. Ha o belediye başkanı borç yapmış, bu belediye başkanı yapmış. Vatandaş olarak kuş bakışı bizi ilgilendirmez bu. Evet. Devletin alacağı var mı? Var. Devlet alacağını alsın. Kimden alırsa alsın. Ben onu bilmem. Evet. Çünkü vatandaşın yakası nasıl yapışıyor? Kamu kuruluşu da veyahut da işte çay kahve pastane işleten, kasap dükkanı işleten, lokanta işleten, belediye bitleri yani iktisadi teşekkülleri varsa borcu kasaba, bakkala yaptığı muamelenin aynısını oraya da yapsın. Evet. Bu sosyal adaleti işte adalet bu. Sosyal adalet bu. Evet, aynen öyle. Yani şimdi bunu başka türlü ben objektif değerlendiremem. Şimdi vatandaşa yapılan muamele neyse kamunun da yaptığı işe aynı muamele yapılması lazım. Tabii. Neticede kamu eğer vatandaşın yapması gereken işi yapıyorsa, şirketleşiyorsa, şirket kuruyorsa. Şimdi devlet aklı nasıl olmalıdır biliyor musun bu konuda? Evet. Şöyle dersen bak bir yaşanmış hadiseyi anlatayım. 1930'lu yılların başı. Galiba Bursa'nın bir ilk şeyine bir icra geliyor bir köye. Köye? Evet. Nedir falan filan diye. Mesele şu. O kişi
Balkan Harbi'nde Bulgaristan taraflarındaymış. O zaman topları çeken katır birlikleri varmış, katır birlikleri. Hı hı. Orada o askerleri zimmetli, o katır birlikleri, top çekenler. Katırlardan 2-3 tanesi ölüyor Oran şartlarında. Adamın üzerinde de zimmetli. İşte savaş bitiyor, ediyor, cumhuriyet kuruluyor falan derken eski defterleri karıştırınca bu katır birliğinde asker olup da bundan sorumlu olan, üzerine zimmetli olan adamı devlet haciz gönderiyor. Wow. Yani devlet unutmaz, affetmez ama unutmaz da yani. Bu çok önemli. Bu 1920'lerin sonu, yani 30'ların başında yaşanmış bir hadisedir bu. Şimdi devlet adalet sağlamak istiyorsa efendim, ölen katırın hesabını soran zihniyetin bugün 90 milyar lira borcunun da hesabını sorması lazım. Kim yaptıysa. Bu açık ve net. Yani devlet aklı bunu gerektiriyor. Adalet bunu gerektiriyor. Sen vatandaşının nasıl yakasını yapışıyorsa vergi dairesi veya TSE'ye bu bitlere de yapışacaksın. Kim varsa hiç fark etmez. Çünkü orası bir iktisadi teşebbüs, ticaret ya. Şirket. Sen belediyenin şirketi diye bunun borcunu nasıl tahsil etmezsin? Evet. Yani o bakımdan bu konudaki görüşümüz nettir. Vatandaşa yapılan muamele belediye şirketlerine de aynısı yapılmalıdır. Bunun ihmalini gösteren bürokrasi de en az borcunu ödemeyenler kadar onların suç ortağı olarak kabul edilmelidir diye düşünüyorum. Evet. Dönecek olsak iş kanunu abi. Taze tabii. Valla şimdi iş kanununda bir, ödemelerin bürüt yapılması lazım banka hesabına. İki, saat hesabına geçilmesi lazım. Yevmiyeden saat hesabı. Evet. Bütün dünya bunu geçmiş. Yani sabah kaçta geldin? 9'da geldin. Kartı basar veyahut da imzayı atar neyse. Akşam kaça kadar çalıştı? 5'e kadar. Kaç saat ücreti kaç para? 80 lira atıyorum, 100 lira. O günkü hesabı yapılır. Ay sonu toplanır, parası getirilir. Bu sistem getirmeden bu iş barışı çözülmez. Evet. Ya çözülmez. Yani yevmiye sistem. Bakın şimdi mesela 6'da tarlaya gidiyorlar. Yarım saat mola, 12'de iş bırakıyorlar. Kaç saat çalışıyor? 5,5 saat. Kaç para alıyor? 8 saat parası alıyor. Ondan sonra ben diyor 8 saatte fabrikada çalışacağımı diyor. 5,5 saatte tarlada çalışırım diyor. Aynı parayı alıyorum diyor. Ondan sonra fabrikalar boş şimdi. Ellerinde şeylerle, arabaların üzerine operle kurmuşlar. Mahalle aralarında dolaşıyorlar. İşçi aranıyor fabrikalara diye. Bir de işsizlikten bahsediyorlar. Nerede işsizlik ya? Sebep budur. Yanlış olan. Saat ücreti koy kardeşim. Saat ücreti koyduğun zaman adaleti de sağlarsın. Mesela misal söyleyeyim bu konuda. Mesela diyelim ki bazı işler var. Farklı, aynı yerde olmasına rağmen farklı bir iş yapıyorlar. Onların saat ücretleri de ona göre farklı olur. Hepsi aynı şey olmaz. Evet. O bakımdan iş kanununun dikkate alması gereken önemli kolu. Bu denli bir sürü sigorta sistemi var gelişmiş. Evet. Devlet de teşvik ediyor. Bu bürütün içine bence kıdem ve ihbar tazminatı gibi mevzular da orada yedirilmeli. Vatandaş eğer istiyorsa kendince işsiz kaldığım zaman da bununla kullanılmayı değil, kendi yapıyorsa kendi tasarrufunda olmalı. Yani yapmalı ya da yapmamalı. Şimdi bir de şu var abi, iş mahkemelerinde de çok ciddi sıkıntılar var. İş mahkemelerinde dava kazanan işveren neredeyse yok. Zaten iş kanunu hep bütün işçi haklarını koruyacağız diye işverenlere aleyhine yazılmış bir kanun. Yani İsveç'ten zannedersem tercüme olarak aynen koymuşlar. Evet. Yani, yani sen bir tarım ülkesisin. Bu iş kanunu sanayileşmenin önüne engel mi değil mi? Buna bakacaksın. Sen şimdi bütün her şeyde işvereni suçluyorsun. Şimdi neden grevler olmuyor biliyor musun Emin'ciğim? Evet. Kitler battı. Çünkü hep grevler kitlerde oluyordu. Şimdi kitler olmadığı için grev yapacak işçi de kalmadı. Özel sektör ama öyle ama böyle kendini döndürmeye çalışıyor işini. Evet, enflasyondan en fazla etkilenenler dar gelirli olanlar şu bu. Ama işsiz kalmaktansa gene bir şekilde işi olup da belli bir seviyede para alıp da çalışmak daha evladır. Tabii canım. Ya, ama bu sistemin yanlışlığı tekrar söylüyorum bakın. Bir, maaşlar brüt ödenmeli. İki,
saat başı ücrete geçilmeli. Devlet memurları aylık alabilirler. Tamam. İşçi, yani devamlı işçi statüsünde ve işte 4B maddesi falan gibi olanlar normal şekilde 30 günlük çalışma esasına göre para alabilirler. Ancak sanayi işçisi saat hesabında para almalıdır. Mesela öyle iş yerleri var ki orada mesela ocakta çalışıyor, ötekisi yük taşıyor, birisi kapıda duruyor, ötekisi çay yapıyor. Bunların birçoğunun maaşı aynı. Bu olmaz. Ona göre bunlar hepsinin saat ücretleri farklı olmalı. Herkes yaptığının karşılığını almalı. Saat ücretini geçilmeden Türkiye'deki iş barışı çözülmez. Evet. Dünya bütün bunu böyle çözmüş ya. Saate göre. Bu hem çalışanın lehine hem işverenin lehine. Ama şu durum. Yani bir kişi şunu da yapabilir. Kardeşim ben sabahtan 3 saat bir iş yerinde çalışacağım. Evet. Öğleden sonra 4 saatte başka bir iş yerinde çalışıyorum. Bitti, o kadar. Mesela şu öyle oluyor. Mesela düğün salonlarında diyelim, lokantalarda falan böyle bir gece ikinci mesai yapanlar olsun, saatlik yapanlar, ikinci iş yapanların hepsi bu şekilde çalışıyor. Ama bunlara saat ücreti koyarsın. Gel kardeşim, benim günlük 5 saatlik, 3 saatlik işim var. Şu para, al paranı git. Yani dünya bunu böyle yaparken biz niye hala daha çok eski 50-70-80 seneki sistemden gidiyoruz, onu anlayamadım yani. İşte bu iş kanununda temennimiz o ki böyle bir maddelerle getirip de bu iş barışını sağlarlar. Tabii. Yani orada ciddi sıkıntılar var. Bakalım nasıl bir iş kanunu çıkacak. Var mı bildiğin abi, nelerin değişeceğiyle ilgili kamuoyuna yansıyan bir şey? Şu anda taslak halinde işte çalışıyorlar. Bir kamuoyuna açıklanmadan bilmemiz zor. Sadece bir çalışma yapıldığını ilgili bakan söyledi. O kadar biliyoruz. Bildiğimiz o. Yani herhangi bir dışarıya bir metin çıkmadı daha. Çıkınca tartışırız, konuşuruz. Ama buradan kesin kes söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Maaşlar brüt ödenmeli banka hesabına. İkincisi de saat ücretine dönüş. Bu sağlandıktan sonra hiç şey yapma, hiç kimsenin hakkı yenmez. Ne çalışanın ne işvereni. Evet. En adaletli sistem böyle olur. Evet. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak Zeki abi. Şimdi bana gelen bilgilerden vatandaşın ya şu konuyu değerlendir dediği meseleleri sana aktardım abi. Sana gelen neler var? Şunu da konuşun dedikleri. Bana gelen bizim daha önce çok eleştirdiğimiz konular var. Eleştirdik ama herhangi bir çözüm gelmedi. Veyahut da duymadılar, haberleri yok. Bunlardan bir tanesi şu meşhur Yunan adaları hikayesi var, evet. Ya. Onlar ilgili, abi ya. Onunla ilgili bana çok geri dönüş oldu. Ya işte ne var, bu gitsin adam görsün gelsin diyen de var. Adam diyor, bunların vatan haini diyen de var. Her türlü şey var. Ama bir arkadaşımın bana ulaştı. Dün ulaştı hatta, daha yeni. Bana dedi ki, ya dedi, sizi söyleyince dedi, önce dedi, biz dedi işin dedi ciddiyetini anlamadık dedi. Ben de dedi, bizim bacanağın dedi aklına uyduk dedi, Kuşadası'ndan dedi Sisem Adası'na gittik dedi. Oraya vardığımız, indiğimiz andan itibaren dedi, biraz sana karşı dedi şey yapmışız dedi, haksızlık konuşmuşuz etmişiz, hakkını helal et dedi. Ne olmuş abi, ne yaşamışlar? Ya şimdi prosedür şöyleymiş. Bir kere her gün Sisem Adası'na 5000 ile 8000 kişi gidiyormuş buradan. Türkiye'den. Evet. Mesela Kuşadası'ndan 2 tane deniz otobüsü, 6 tane normal özel sektör, 5000 ile 8000 kişi gidiyor. Seferihisar'dan ve Didim'den de kalkıyormuş. Adanın zaten o kadar nüfusu kaldıracak şeyi yok, imkanı yok. Evet. Adanın zaten nüfusu şeyi yok, müsait değil. Şimdi şöyleymiş sistem, gitmeden önce 2-3 gün önce turizm acentesine evrak veriyormuşum. Bu evraklarda bankada param var evrakı, fotoğraf, pasaport falan, böyle bir vize muamelesi. Bu karşı tarafa gidiyormuş, orada kayda geçiyormuş. Tekrar geliyormuş Türkiye'ye. Sonra siz gemiye binip gidiyorsunuz. Gittiğiniz zaman pasaportlarınızı topluyorlarmış orada açıkta, güneşin altında geminin şeyinde. Çünkü yeni şimdi tenteneler yapmışlar ama o da daha bir hafta 10 gün olmuş dediğine göre.
daha önce güneşin altında bekliyorlarmış. Mesela diyelim ki sabah 8'de gittiler, 9.30'da oradalar. Orada pasaportları tekrar kontrol ediyorlar. Sonra teker teker çağırıyorlarmış. Falanca gel buraya. Falanca gidiyor. 10 parmağına koyup parmak izi alıyorlarmış. Oo. Mürekkeple. O şey stampayla. Ondan sonra geri gidiyorsun. Onlar eşleştiriliyor. Hepsi bunların tabii 2-3 saat sürüyor. Saat 11.30-12'ye doğru isimden çağırıyorlarmış. Gidiyoruz, veriyorlar pasaportunu. Damga vurup içeri giriyormuş. Yarım günün böyle gidiyor. Vay. İçeri giriyorsun. İçeride araba yok. Yetmiyor kişiye. Nereye gideceksin? Gidecek yer yok zaten doğru dürüst. O da onların yüksek dağları var. O eski dericiler yaptıkları yerler. 1500 metrede falan. İşte o Pisakor'un köyü var falan. 3-5 tane basit yerler var. Ondan sonra da akşamüstü gelirken de ne oldu? Yarım gün akşamı. Ne deydi bu? Şey parası 30-35 euro galiba. İşte farklı rakamla o civarda. 80 euro da vize parası. Evet. Ondan sonra diyor ki ya ben 2 euroya diyor gazoz içtim. 2 euroyu gazoz içtiysen burada deniz gidersen İzmir kordonunda orada da 2 euroya içiyorsun zaten bir şey değişmiyor ki. Evet. Burada yapılan algı operasyonu efendim Avrupa medeniyet efendim Yunanlar şöyle iyi ucuz diye bir algı operasyonu yaptı. Bunların amigoğlunu yapan yazar çizer takımıyla sahtekar yemek yazarları var böyle yani şarapçı efendim onu da söyleyelim şarap. Ucuz mu abi ucuz diyorlar ya. Yahu. Şimdi maliyeti ne bu işin? Mesela bir kişi bu şeyden de bahsettiler mi maliyetten de mesela kaç para harcıyorlar? Yol parası ne kadar? Orada giriş ücreti var mı? Adaya ayak bastı alıyorlar mı? Şimdi neye göre mukayese yaparsan ucuz veya pahalı? Siz yazlık sezonluk açılan turistik yerlerdeki lokantalarla yaparsan o kalite, o ambiyansa göre fiyat farkı çıkar. Evet, Türkiye'de enflasyondan ötürü bu işi abartıp da fahiş fiyat yazanlar çok. Yani bunu biliyoruz. Bu yakışıksız, tamam. Buna itirazımız yok. Ama ister git, ister gitme. Ucuz olan da yeri de var bu işin. Yani bunu tamam. O fiyat işine girmiyorum ben. Orada aşağılanma var ya, o küstahların yaptığı muamele, bu önemli. Ya Yunanistan'a ya işte Avrupa'ya geldik, medeniyet yeriniyorlar. Sisam Adası'nın ne Avrupa'sı var, ne medeniyeti var. Böyle evet. Konuşuyorlar. Yani aşağılık kompleksi. Yani milli kimliği oluşmamış kişilerin oraya gidip sanki bir matah şeker işlemiş gibi kendilerine bir efendim paye biçip de milli kimliğin oluşmamış oraları övüp, buraları sövüp bir davranış içine girmeleri kabul edilecek bir şey değil yani. Git gör, tamam olabilir. Ya tamam, bir mesele yok. Oraları zaten sübvansiyonla yaşayan yerler. Hatta şöyle bir şey daha söyleyeyim. Biz biliyorsun deniz otobüslerinin, İstanbul deniz otobüslerinin bu adalara sefer yapmasının kanunsuz olduğunu defaten söyledik. Bakanlığın da bu konuda niye harekete geçmediğini de efendim merakla izlediğimizi belirtmiştik. Şimdi ne olmuş? Şimdi bütün otobüsler buradan şeyler gemiler kalktığı zaman saat 9-9.30'da 3000 kişi 5000 kişi oraya birleşince birikince oradaki işlemlerde çok büyük homurtamalar olmuş. Evet. Saat öğleye kadar pasaport giriş şey olur. Orada memur da yetersiz. Bu sefer herhalde şöyle demişler. Önce deniz otobüsleri gelecek. Sonra özel sektöre ait gemicikler gelecek diye talimat vermişler. Deniz otobüsleri saat 8'de kalkıyorsa Kuşadası'ndan 9-9.30'da ötekiler kalkıyor. Onlar gelinceye kadar deniz otobüslerinin işlevleri efendim halloluyor. Bu niye deniz otobüslerine ayrıcalık yapılıyor? Acaba birisi de Atina'ya telefon etti de önce bunları alın sonra ötekileri alın mı dedi. Nereden evet. Çıktı? 12 ay çalışan motorculara veya da gemicilere değil de niye deniz otobüslerine bu ayrıcalık yapıldı? Biz zaten anlamış değiliz. İstanbul trafik sorunu diyorlar. Bu gemilerin orada deniz otobüslerinin orada işlev yapması gerekirken Yunan esnaf iş yapsın diye bu adalara sefer düzenlemesini zaten kanunsuz olduğunu söyledik. Evet. Bir de böyle ayrıcalık yapılması. Tabii
cazibesi yok ekonomik açıdan. Diğer maliyetleri de koyduğunda orada işte 100 lira 200 lira daha ucuz olan bir yemeğin ya da bir içeceğin fiyatı daha... O rezilliğe değer mi? Parmak izi veriyorsun ya. Parmak izi veriyorsun. Değer mi? Allah'ını seversen. O biraz böyle bu aşağılamak evet, değil midir evet, ya? Aşağılamak yani abi. Bu ne demek ya? Biz yani, ülkemize gelene aynı muamele yapıyor muyuz? Yok canım ya hiç. Yol kaçana gibi. Hep gel git evet. Bizde bir şey neyse, yok. Neyse biz neler yapmalıyız? Bunu da önümüzdeki günlerde konuşalım. Abi. Yani neticede bizim ülkemizin de yol geçen han olmaması gerektiğini düşünen çok geniş bir kitle var. Artık insanlar da bu hani ülkeye elini kolunu sallayarak gelenlerin işte kimi sığınmacı, kimi mülteci, kimi kaçak vesaire. Bunlarla ilgili ciddi rahatsızlıklar var. Bu konuyu da kuşbaşı bir bakalım isterim senin evet, bakış açından. Burada tabii toplumsal olarak, sosyolojik olaraktan artık bir nefret suçunun yaygınlaşma durumuyla karşı karşıyayız. Evet. Yani o, bu çok tehlikeli bir evet. şey. Nefret söylemleri var. Bunun evet. akabinde nefret suçları da gelir. Ve artıyor ve evet. bu iş yayılmaya başladı. Evet. Toplumsal olarak bu çok sakıncalıdır. Evet, nefret sevginin başarısızlığa uğramış halidir. Severek aldıklarımızla ilgili evet. şu an başarısız bir durumda nefretten doğru geldik. Nefrete dönüşmesin. Oysa yani. Oysa davul zurnalarla karşılaştık evet. biliyorsun. Zeki abicim çok teşekkür ederim aktardığın bilgiler için. Bugünlük süremizin sonuna geldik. Evet. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmasa yine beraberiz. Yine kuş bakışı başka mevzuları da bakıyor, konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Çok sağ ol, var ol. Biz de izleyicilerimize iyi günler ve esenlikler diliyoruz. Çok sağ olasın. Evet sevgili izleyenler bir kuş bakışı programının daha sonuna geldik. Hukukçu, sosyolog doktor Zekai Savaşlar'ın bakış açısıyla konuları değerlendirdik. Hoşçakalın.